Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci 1 Ağustos'ta başlıyor. Böylece yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlenecek. Peki süreç nasıl işleyecek? Haberimizde izleyelim. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranıyla belli olan memur maaş zammı Temmuz 2023 için netleşti. En düşük memur maaşı %17,55 enflasyon farkının üzerine 8.077 liralık seyyanen zam eklenerek 22.017 lira seviyesine çekildi. Memur emeklisi ise %25 oranında zam aldı. Şimdi gözler 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. dönem toplu sözleşme görüşmelerine çevrildi. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. dönem kamu toplu sözleşmesi görüşmeleri Ağustos itibariyle başlayacak. Kamu işveren heyetiyle memur sendikaları arasında bir ay boyunca sürecek görüşmelerde memur ve memur emeklilerini yetkili konfederasyon olarak Memursen temsil edecek. Görüşmelere sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran Memursen, sözleşme tekliflerini ve izlenecek yol haritasını belirlemek üzere genişletilmiş başkanlar kurulunu topladı. Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon Memursen, maaş artış oranları ve kira yardımının da aralarında olduğu 120 maddelik teklifini 24 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşacak. Aynı gün teklif dosyasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunacak. Memursen'in teklifinin ana omurgasını 2024-2025 yıllarındaki maaş ve aylık artışları oluşturuyor. Bunun yanında memurlara kira yardımı verilmesi, birinci dereceye yükselen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi de teklifte yer alıyor. Emeklilerin aylıklarını artıracak teklifler de sözleşme masasında olacak.